Metnüçe ekranlarından merhaba. Demokrasi Meydanı programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuklarım arasında Halkların Demokratik Partisi HDP'nin İstanbul Şişli Belediye Eş Başkan Adayı Sayın Ayşe Berktay ve HDK Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Mutlu Öztürk aramızda. Hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi ben tabii ilk soruyu Ayşe Hanım size sormak istiyorum. Klasik bir sorudur aslında. Daha çok da böyle seçim süreçlerinde sorulur. Siz de belediye başkan adayısınız. Biz de geleneği bozmayalım ve soruyu soralım. Ayşe Berktay kimdir? Ayşe Berktay, 55 doğumluyum. İstanbulluyum. Ve şöyle kendimin sosyalistim. Ve cezaevinden bir ay önce çıktım. Ayşe Berktay kimdir deyince cezaevine, yani ben gençliğimden beri, üniversite yıllarımdan beri sosyalist olarak işte hak, adalet, eşitlik, özgürlük mücadelesi içinde oldum. Ve 2008, yani çeşitli mücadeleler içinde oldum. Hani barış mücadelesi içinde oldum, kadın hareketi içinde oldum. Hep yalana, eşitsizliğe, adaletsizliğe karşı böyle bir hareket halinde oldum. Bu tutumum sonuç olarak beni 2010 senesinde Kürt hareketiyle buluşmaya getirdi. 2010'da BDP'ye girdim. 2009 sonunda DTP kapatılırken BDP'ye girdim. Bir grup aydın İHAD'nin çağrısıyla şey yapıyordu. Yani sırf aydınlar değil ama öyle bir çağrı yapmıştı. Protesto için, bu sahip çıkmak için, demokratik siyaset alanına sahip çıkmak için üye olalım diye. Ona uydum ve BDP'ye girdim. Yani ondan önce de hep kendi bulunduğum yerlerde Kürtlerin demokratik mücadelesini, özgürlük mücadelesini, Kürt halkının taleplerini ve mücadelesinden yana hep tutum aldım. Ama bu halim şey olmadı. Yani o seçimlerde oyumu verdim, bulunduğum yerlerde bunu savundum. Ama gidip de içine katılayım diye bir tutum içinde olmadım. Ama öyle bir noktaya gelmiştik ki artık onu hissettim. Yani kaderi birleştirme ihtiyacı hissettim. Bundan sonra dedim, hani tutuklamalar olmuştu. 2009 KCK operasyonları olmuştu. Bundan sonra dedim, hani bir daha bir tutuklamaları protesto eden grup içinde olmak istemiyorum artık. Ne olacaksa hepimize birden olsun. Çünkü olacak olanlar çok kötü şeyler de olabilir. Bununla birlikte yaşamak istemiyorum dedim. Ve BDP'ye kaydoldum. Ve böyle BDP'de İstanbul İl Yöneticiliği yaptım. Ondan sonra Genel Merkez Kadın Meclisi'ne seçildim. Ve Ekim ayında da kaderimizi birleştirmenin bir parçası olarak cezaevine girdim. 2011'de KCK davasında İstanbul. Yani KCK denilen dava aslında BDP'ye ve Kürtlerin bütün demokratik kurumlarına karşı yapılmış bir operasyondu. Demokratik siyaset alanını daraltmak için yapılmış bir operasyondu. Bir yandan Kürtlerin demokratik siyaset alanını şey yapmak için siyasi operasyon yaptılar. Bir yandan da askeri operasyonlar yaptılar. Yani sonuç olarak bir tasfiye haliydi. Öyle bir karar vermişlerdi. O çerçevede de gözaltına alındım. Bütün arkadaşlarımla beraber 205 kişi, dosyamız 205 kişi ve tutuklandık. Bütün İstanbul'daki yönetici arkadaşlarımız, çalışan arkadaşlarımız, partide aktif çalışan herkes, demokratik kurumlarda aktif çalışan herkes tutuklandı. Ve öyle bir 27 aylık bir cezaevi süreci yaşadık. Ve geçen ayda çıktım. Arkadaşlarım daha şu anda 77 arkadaşım içeride bizim dosyadan. KCK davalarından ve diğer davalardan 10 bine yakın insan, 8 bin küsur insan içeride. Ve hakikaten orada ciddi bir şey yapıldı, mücadele verildi bir yandan da.
ana dilde savunma mücadelesi verildi. Tecritin sona ermesi için, İmralı'daki tecritin sona ermesi için mücadele verdi. Bir açlık grevleri süreci yaşandı. Bir kısım şeyleri elde ettik. O da bizim için iyi bir şey oldu. Sevindirici bir, onur, gurur verici bir şey oldu. Kürtlerle birlikte bulunduğum yerde, yani Kürt demokratik siyasetiyle birlikte bulunduğum yerde bana şey oldu, yani benim için çok öğretici bir durum oldu. Hem birbirimizden öğrendik diyebilirim. Onlara, Kürtlere bir şey öğretmek için katılmadım. Mücadelenin bir parçası olmak, Türkiye demokrasi mücadelesinde çok önemli bir yeri olduğu için. Bu Kürt sorunu çözülmeden Türkiye'deki demokratikleşme adımının böyle hakkıyla atılamayacağına inandığım için bu işin içinde yer aldım. Ve cezaevinden çıktım. Yani dilerseniz cezaevi sürecinden daha sonra da bahsedebiliriz. Aha. Yani çok anlatacak şeyler var. Hasta arkadaşlarımız var. Davalara girmeme kararı aldılar. Şey yaptılar. Önemli şeyler yapıyorlar. Ama cezaevi son günüydü mahkemenin. Yani bu son mahkemenin değil, bir önceki mahkeme. Benim serbest bırak. Yani hiç cezaevinden bırakılacağım falan da belli değildi. Mahkemede bana dediler ki, size arkadaşlar işte şey, Şişli'ye düşünüyorlar, öneriyorlar. Şişli Belediye Başkanlığı, eş başkanlık için aday olarak düşünmüşler. Dışarıdan haber gönderiyorlar dediler. Ben de neden diye sordum. Yani hani bir cezaevindeyim yani sonuç olarak. Bu belediye, yerel yönetim önemli bir şey. Ve biz tartışıyoruz yani yerel yönetimlerde herkesin aday olması değil. Çünkü özel bir misyon yüklemişiz bu dönemde yerel yönetimlere. Bir şeyleri kurmaya çalışıyoruz. Talep etmekten kurmaya gitmeye çalışıyoruz. Onun için çok önemli işler. Olsun dedi arkadaşlar, şeydir yani cezaevinden bir arkadaşımız ve bu konuda diyeceğiniz önemlidir. Ama İstanbul'dur, HDP'den olacaksınız aday dediler. Ben dedim vallahi ben cezaevindeyim, biz burada cezaevinde hep birlikte yaşıyoruz. O zaman bu kararı da biz hep birlikte veririz kadınlar olarak. Mahkeme arasında indik aşağıya. Arkadaşlar dedim böyle böyle bir şey önerdiler. Bütün arkadaşlar çok sevindi. Yani şey yaptılar, bunu böyle bir şey düşünülmesi hoşlarına gitti. Hı hı. HDP olması, çünkü İstanbul'da HDP giriyor. Ve de sen de uygun dediler, yani şeydir, iyidir. Ve bu içeriden bir ekip olarak çalışma yürütürüz, sözümüzü iletiriz dışarı dediler. Akşamına ben tahliyem geldi. Ben onlara dedim, ben size demiştim ya çıkarsam ne olacak diye dedim. Ama iyi, dışarıda da başka ekipler kurulur. Çok... Yani çifte bir sevinç oldu bizim için o gün. Anladım. Hem çıktım hem şey oldu. Başkanlığınıza geleceğim ve ben öncelikle hem geçmiş olsun diyeyim hem aramıza hoş geldiniz diyeyim. Mutlu Bey, size sormak isterim. Biraz HDP'yi anlatır mısınız bize? HDP'yi de tanımlar mısınız? Yani zor bir soru, çünkü yani bir taraftan nasıl diyeyim, daha böyle yani yani reklama dönük bir şekilde tarif etmem gerekirse açıkçası HDP Türkiye'de Geleceğin Partisi. HDP Türkiye'de ezilen kim varsa onların partisi. HDP yani bu tarafta yaşayan Kürtlerin partisi, işte Alevilerin partisi, Ermenilerin partisi, kadınların partisi, gençlerin partisi vesaire. Bunu tabii yani söylüyorum, yani bunun altyapısı da var. Bu kesimlerin hemen hepsinden temsilcilerin bulunduğu bir parti. İlginçliği belki Türkiye siyaset tarihinde bir kongrenin içinden çıkmış olması. Halkların Demokratik Kongresi diye işte bir projenin bir parçası. Halkların Demokratik Kongresi neydi? Yani hepimiz biliyoruz, işte İmralı'da Sayın Öcalan'ın önerdiği bir projeydi aslında 2009 seçimleri sonrasında. Ve esas olarak yani geleceğe yönelik bir iktidar alternatifini toplumun bağrında nasıl öğreriz? Halk meclisleri içinde alınan kararları nasıl, yani nasıl toplumsal olanı siyasallaştırırız gibi bir dertle önerilmiş bir şeydi ve hakların kardeşliği ve eşitliği üstünde kurulmuş bir projeydi. Sonra bu seçim süreci karşımıza çıkınca tabii Halkların Demokratik Partisi kuruldu. Dolayısıyla Halkların Demokratik Partisi bu kongreler zemini içine oturtulmuş bir siyasal aygıt esas olarak.
Ve yine bugüne kadarki diğer partilerden biraz daha farklı, belki kısmen 90'ların ortasındaki ÖDP'ye benzetilebilir ama orada çok önemli bir ayak, yani Kürt hareketi yoktu. Bir ittifak partisi, yani bugüne kadar Türkiye solunun çeşitli birleşme girişimleri oldu ama bu şu anda yani aradan geçen sürede gösteriyor ki tutmuş bir proje olarak Türkiye solunun çok önemli partilerini ve çok önemli geleneklerini kendi bağrında barındırıyor. İşte ne bileyim, yani birkaç örnek vermek gerekirse işte ESP burada, EMEK burada, SDP burada, SYKP burada, Yeşil Sollar, Yeşil Sol burada ve BDP burada. Bir yandan bu siyasal partilerin bir, nasıl diyelim, ortak seçim aracı. İkincisi bu siyasal partilerin biraz dışında. Biraz da istenen buydu zaten. Evet, yani ama bu, yani bu bugüne kadar yapılmaya çalışılmış ve yapılmamış bir yönüyle bu hali zaten bir başarı. Yani bu partilerin, bu farklı geleneklerin bir arada birkaç zamandır beraber çalışabiliyor olması. Bunun üstüne tüzüğümüzde de çok özel bir önlem olarak bu siyasal partiler, kurumlar ve bağımsız bireylerin katılımından oluşan bir kongre ve parti örgütlenmesi. Dolayısıyla herhangi bir politik örgütlenmeye ait hissetmeyen ama genel olarak ideallerimizi paylaşan bireylerin de yani ciddi bir yüzdeyle parti içinde kotası var. Artı bugüne kadar genellikle politik anlamda göz ardı edilen bir kesim olarak LGBTİ arkadaşlar var. Yine demokratik özellik çerçevesinde bir çalışma yürütme bağlamında yine bugüne kadar Kürt hareketinin bu önerilerini çok fazla kale almayan Batı solu için kayda değer bir sıçrama. Ve tabii kadın hareketi ve ekoloji, yani dolayısıyla yelpazeyi şöyle bir toparlarsak, yani yeşil bir parti, işte kadın özgürlük hareketini destekleyen bir parti ve kendi içinde barındırmaya çalışan bir parti, Kürt hareketinin temsilcilerinin içinde olduğu bir parti, Türkiye solunun çeşitli geleneklerinin içinde olduğu bir parti. Dolayısıyla yani Öcalan'ın o kongreye yolladığı mesajda söylediği mahirlerin emanetini devrediyorum ama da bir yandan çok oturuyor. Yani 68'in, 78'in solu 90'lar kapışmasının çeşitli muhalif kesimleri ve onun üstüne nasıl yeni toplumsal hareketler diyebileceğimiz kesimlerden insanlar ve tabii emekçilerin temsilcileri. Dolayısıyla aslında çoğumuzun, yani Türkiye sollarının uzun zamandır hayalini kurduğu bir araya gelişle karşı karşıyayız. Yani sloganlarımızdan birisi yani birleşe birleşe geliyoruzdu. Gerçekten onun tam içini dolduran bir hareket. Ama tabii bu bir süreç. Yani tahmin edebileceğiniz gibi sol, genel olarak sol, kafası çalışan insanlardan oluştuğu için yani bu Türkiye sağı gibi mutlak, monolitik bir böyle liderin arkasından giden ve herhangi bir problem çıkarmayan, ki onu da artık yapamıyor, sağda yapamıyor, bir dünya değil. Solun bütün canlılığını kendi içinde taşıyan, o anlamda bir süreç olarak bakmak lazım. Yani HDP, dolayısıyla HDK ve HDP bir yandan da bir kuruluş süreci ve şu önümüzdeki hem yerel seçimler hem arkasından gelecek genel seçimler belki Yunanistan'daki Syriza'yı çağrıştıran bir şekilde Türkiye'de gerçek bir ana muhalefetin doğuşunu müjdeleyecek diye tahmin ediyorum. Teşekkür ederim. Ayşe Hanım, yerel seçimlerde İstanbul Şişli'nin HDP adayısınız. Aslında biraz önce siz anlatırken sonra soracağımı söylemiştim. Şunu merak ediyoruz aslında. Neden belediye başkan adaylığı? Ya da neden belediye başkanlığı? Neden belediye başkanlığı? Aslında bu benim düşündüğüm bir şey değildi. Biraz önce onu anlatmaya çalıştım. Yani bir öneri olarak geldi. Tartıştık arkadaşlarımla ve kabul edelim dedik. Ve sonra tahliye oldum. Ve böyle bir olay cereyan etti sonuç olarak, böyle bir şey. Ama bu istenmeyecek, yani düşündüğüm bir şey değildi derken, istemeye istemeye yaptığım bir iş de değil. Mecburiyet değil yani. Şöyle bir şey, yani bu onur verici bir öneriydi benim için. Çok çok onur duydum böyle bir öneri olmasından. Ve böyle bir ihtiyaç var. Ve onun üzerine yerel yönetim alanı da hep ilgimi çeken, yani Kürdistan'daki yerel yönetimlerin başarıları ortada ve ne kadar büyük bir rol oynadıkları, yani bu projenin
Sayın Öcalan'ın ortaya koymuş olduğu, yani artık talep etmiyoruz, inşa ediyoruz, kuruyoruz. Sadece talep etmekle kalmıyoruz ve kuruyoruz ve de kurmakta da geciktik bile. Hani ilan ettik ama kurmakta da geciktik bile denilen hadisede çok çok önemli bir misyon olduğunu düşünüyorum. Çok önemli bir işlevi var ve iddia çok büyük. Burada bizim burada Batı'da böyle bir iş yapmamız, böyle bir işe talip olmamız, iddialı bir şekilde talip olmamız hakikaten artık biz burada yaşayanlar olarak özgürlüğü, özerkliği, kadın kentlerini, gençlerin kentlerini, gençliği, çocukları, inançları ve farklı halkları dikkate alan bir yönetimi, bir organizasyonu kuracağız. Yani ben bunun aslında bu inşa sürecinin bizzat kendisinin bir sürü şeyin ilacı olacağını düşünüyorum. Hani birbirimizi tanıyacağız, birlikte bir yol yürümeye başlayacağız. Peki tam da bu noktada nasıl bir model öngörüyorsunuz? Nasıl bir model öngörüyoruz? Biz katılımcı ve doğrudan demokrasiyi hayata geçiren bir model öngörüyoruz. Yani tıpkı daha yani Kürdistan'daki belediyelerin deneyimlerinden hareket ederek ve aynı benzer süreçleri buranın ihtiyaçlarını da dikkate alarak, metropollerin ihtiyaçlarını da dikkate alarak buralarda geliştirmeyi öngörüyoruz. Bu bize meclisleri yani meclisleri örgütleyip kadın meclisleri, halk, sokak meclisleri, mahalle meclisleri, gençlik meclislerini örgütleyip bunların yerel yönetime doğrudan katılımını öngörüyoruz. Yani doğrudan katılım derken söz, hem kararlarda söz sahibi olması, irade sahibi olması, uygulamada rol oynaması ve denetimde de rol oynamasını, geri çağırma hakkını, yani gereğini yapmayan yerel yöneticileri geri çağırma hakkını sahip olan meclisler olmasını öngörüyoruz. Ve hiyerarşik olmayan, yani artık birbirine değen o kentlerin, büyük kentlerin o atomize olmuş insanların, her biri kendi kutucukları içine kapanmış insanların, cemaatlerinin, topluluklarının artık böyle birbiriyle konuşan, birbirini duyan ve dinleyen ve söz söyleyen, birlikte bir yaşamı örgütlemeyi ve inşa etmeyi önüne mesele olarak koyan bir model öngörüyoruz. Yani öyle bir şey, merkezi değil, yerinden ve yerelden bir yönetim. Bir arkadaşımız geçen de bir toplantı yaptık, bir örnek verdi, hoş bir örnekti. Mesela birisi sordu, çünkü hani bütçe şeffaf, bizim denetimimiz nasıl olacak, izin verirler mi? Yani dedik, doğru, biz artık neye izin verilip verilmediğini, yerel yönetimin ilgi alanı içine neyin girip girmediğini çok fazla kafaya takarak değil, bizim hayatımıza, yaşamımıza ne değen ne varsa yerel yönetimin alanına girdiğini düşünerek hareket etme kararındayız. Hı hı. Ve bu örnek de şu, yani dedi mesela apartmanlarda apartman yönetimleri olur değil mi dedi. Yani apartmanın bütçesi olur ve yönetici herkesin onayı bellidir, şuna şuna harcanacak para, ona göre gider ampul yanınca ampul olur. Şimdi öyle mi dedi, sizin sokak lambanız yandığı zaman merkeze haber verilecek, merkezden bütçe bilmem ne olacak, ondan sonra sokak. Yani niçin sokakların, mahallelerin bütçeleri olmasın? Niçin şeffaf ve oranın insanların bir ortak aklıyla harcanan bir para olmasın? Bu tarz, böyle bir model öngörüyoruz. Ya model sorusunun en güzel örneği de aslında sizin meclis adaylık yelpazesi. Belki ondan da biraz bahsetmek evet, isterseniz. Doğru. Yani neden Ayşe Berktay Şişli yerel yönetimine aday sorusunun yanıtı aslında ben mesela yani o tartışmalarda biraz vardım, önerelim mi vesaire tartışmalarında. Yani bizim için Ayşe Berktay 78'li bir devrimciydi. Bizim için Ayşe Berktay aslında daha önce ailesinden, Türkiye'nin çok eski bir böyle komünist geleneğinden gelen bir ailenin bir ferdiydi. Ayşe Berktay bizim için işte bu Irak mahkemesi, Irak Dünya Barış, küresel barış sürecinin bir parçasıydı. Çok
değerli eserlerini çevirmeniydi ve BDP'de çalışmış, politik olarak çalışmayı o günler için söylüyorum göze almış bir Türkiye'li devrimciydi. Bunlar bizim için aslında aday belirlerken yeterli. Yani düzen partilerinin adaylarıyla bizim adayları karşılaştırdığımızda zaten fark çok net olarak ortaya çıkıyor. Bizim adaylar işte Ayşe Hanım'ın örneğinde olduğu gibi yani devrimci ve insanları dinlemeyi her şeyin önüne koyan, insanların katılımını kışkırtmayı her şeyin önüne koyan ve insanlara biz size şunu vereceğiz, bunu vereceğiz diyen değil, gelin birlikte değiştireceğiz diyen adaylar ve belediye meclisi listesi de neredeyse öyle. Öyle tabii. Eş başkan adayımız bir Ermeni arkadaşımız Kenan Yenici, diğer eş başkan ve mecliste Şişli çok ilginç bir ilçe aslında. Şişli çok çok kültürlü bir ilçe. Yani Rumlar var, Ermeniler var, Museviler var, Aleviler var, Türkler var, Kürtler var, Sünniler var. Yani bu çok kültürlü bir ilçe. Ve o onu yansıtan ve de emekçisi var, daha aydını var, öğrencisi var, kesimler farklı kesimler. LGBTİ yani. Bireylerin yoğun olduğu bir yer. Göçmen işçilerin, Afrikalı işçilerin çok yaptığı göçmen aslında yerleşim biraz yer. Daha Şişli'nin demografik yapısını size soracağım ama ondan önce Mutlu Bey'e şunu sormak istiyorum. Seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Bürolar açtınız mı? Ya da kaç merkezli bürolar açabildiniz? Biraz bununla ilgili bizi bilgilendirir misiniz? Vallahi yani Türkiye şimdi bir kere geçen gün Sırrı Süreyya da söyledi. Yani biz öyle maddi koşulları çok iyi olan bir parti değiliz. Dolayısıyla aslında ama bir taraftan da nasıl diyelim müthiş bir sanki insan ve dostluk biriktirmişiz gibi. Geçen gün işte Nişantaşı'ndan birisi aradı ve arkadaşlar benim dükkanı buyurun seçim bürosu yapalım bila bedel dedi. Ona benzer bir sürü örnek var. Ve Türkiye'nin her tarafında şu anda seçim çalışmalarına başlamış durumdayız. Bir arkadaş Hopo'da, bir arkadaş Trakya'da, işte Ergene'de, bir arkadaş Adana'da. Yani Türkiye'nin her tarafında şu anda HDP'liler, HDP'nin seçim çalışmaları kuşatmış durumda. Ama tabii bunu burjuva partileri, düzen partileri gibi müthiş bir maddi kaynakla yürütüyor değiliz. Ama dediğim gibi yani en küçük yerleşim yerinde bile aday göstermeye çalışacağız. Tabii bazı yerler biraz sıkıntılı, işte derin Anadolu'nun işte ne bileyim yani şehir ismi vermeyeyim ama bazı kentler yani sonuçta yani nereden baktığınıza bağlı ama bir yerden baktığınızda 100 yıllık bir endoktrinasyon söz konusu. Milliyetçilik anlamında 70'lerde MHP'nin ve ırkçılığın iyice kök saldığı yerler var. 90'lardaki Kürt Savaşı sırasında iyice faşistleştirilmiş yerler var. Dolayısıyla o derin Anadolu'nun bazı yerlerine girmekte bazen ufak tefek sorunlar olsa da şu anda bizim öngörülerimizin çok ötesinde bir ilgiyle karşı karşıyayız ve hemen hemen her yerde yoğun bir şekilde çalışmalar yürüyor. Hatta bazen istihap haddimizin ötesine giden bir ilgi var. Onu örgütlemekte bazen zorlanıyoruz bile ama dediğim gibi bizim tahminlerimizin çok ötesinde bir ilgiyle karşı karşıyayız. Yani bir tereddüt yani acaba bu sefer olacak mı duygusuyla size yaklaşan, çünkü insanlar bugüne kadar hep nasıl diyelim ehveni şere oy vermiş durumdalar. Bu sefer belki 60'ların Türkiye İşçi Partisi'nin rüzgarına benzer bir rüzgarı yakalayacağımızı tahmin ediyorum. En azından genel seçimlerde. Şu anda da onun ciddi izleri var. Tam da bu anlamda ek bir soru sormak istiyorum. Bu bürolarla ilgili sordum size. Şimdi CHP ve AKP işte bu seçim bürolarını açarken çok para harcıyor. Basına da yansıdı, bu konuda eleştiriler de var, siz de biliyorsunuz. Şimdi mesela siz çok para harcıyor musunuz? Ben onu sorayım. Yok. Yani olabilir. Yani merkezin zaten neredeyse hiç parası yok yani. Ama nasıl diyelim? İman gücümüz var ve nasıl diyelim? Müthiş bir adanmışlık var. Dolayısıyla bu yani o hani yine Sırrı Süreyya'nın bir geçen seçim kampanyasından bir fotoğraf vardır. Bir otobüsü insanlar itmektedir üstünde Sırrı Süreyya yazmakta. Gerçekten biz yani bu tür bir halk hareketlenmesinin üstünde yükseliyoruz. Vallahi bence ben bununla razıyım, bundan memnunum. Yani böyle milyarlar hazırlanarak açılmış bir seçim bürosundansa halkın içinden tırnağından arttırarak kurduğu seçim büroları bizim perspektifimiz açısından daha doğru. Açıkçası dediğim gibi yani şu anda çalışmalar fena gitmiyor.
Ayrıca belki şunu ekleyebilir miyiz? Şunu da ekleyebiliriz. Yani aslında biz gitsek işte bizim böyle bağışlarda bulunacak, bu paraları verecek insanlar yok değil. Yani o bakım, onu söylemek lazım. Yani elbette ki çok büyük paralar topluyoruz. Ama düşünün ki halklarımızın yaşam standartının belli olduğu bir koşulda, bu koşullarda onunla alay edercesine bir açılışlar yapmak, bir böyle büyük paralar harcamak da doğru bir şey değil zaten. Uymuyor, yani önünde bir davulcumuz, zurnacımız olsun yeter. Kesinlikle. Yani o açılışlardaki o halayları falan görseniz zaten nasıl bir beklentiyi karşıladığını göreceksiniz. Henüz tabii daha var bir, yani nasıl diyelim, şu henüz nasıl diyeyim, Türkiye bizim açımızdan değil ama genel olarak Türkiye yani sürekli gündem bir şekilde yoğun olduğu için böyle bir klasik seçim havasına girmiş durumda değil. Onu tahminim şu, önümüzdeki yani seçime yakın o 5-6 haftada süreç iyice hızlanacak. Ama bizim büro açılışlarımızı falan görseniz yani çok ciddi bir ilgiyle karşılandığının farkındayız. Yani, peki Ayşe Hanımcığım, bu seçim kampanyanızı kimlerle yürütüyorsunuz? Nasıl bir ekibiniz var? Ekip içinde kimler yer alıyor? Biraz da bu konuda bilgiler. Ekip, seçim kampanyası ekibimiz çok aynı, biz ne kadar geniş bir yelpaze, renkli bir yelpaze istek, seçim kampanyası ekibimiz de öyle ve hep yeni katılacak arkadaşların haberleri geliyor. Yani seçim kampanyası ekibimiz içinde BDP'li arkadaşlar var, işte değişik örgütlerden arkadaşlar var, yani ne bileyim ESP'den, işte MEP'ten, mevcut diğer örgütlerden, HDP bileşen örgütlerden. Ama bunun dışında esas gençler var. Ve gençler var ve kadınlar var. İkisi bu seçim kampanyasına büyük bir canlılık katıyor. Ve şeydeki gençler var, yani böyle hani böyle klasik ne diyeyim, bilindik bir tarzın dışında daha yaratıcı işler yapmayı seven canlı, dinamik gençler var ve o gençlik ekibini ve kadın ekibini büyütmek istiyoruz. Gezi gençliği var yani. Diyorum. Gezi gençliği var. Yani bir kesime en azından var. Annelerimiz var. Barış anneleri var. Bazı derneklerin yöneticileri, hani veya işte o yönetimlerinden arkadaşlar var. Alevisi var, Ermenisi var, Rumu var, Musevisi var. Yani çok farklı kesimlerden insanlar var ve biz geçen gün bir etkinlik yaptık bu seçim kampanyası ile ilgili. Dün. Yani şöyle bir şey. Bunu da Genç Ahmet'den öğrendik de yaptık. Onu HDP da söyleyeyim. Şişli Meclisi Halk Forumu. Evet. Halk Forumu, Genç Ahmet'ten öğrendik. Yani aklımıza esinlendiren onlar oldu. Onlara da buradan teşekkür etmek isterim. Ayrıca da bildirdik yani Twitter üzerinden sizden bu fikre esinlendik diye. Şimdi biz bir çağrı yaptık. Şişli seçim bildirgesini birlikte yazalım. Konuşalım, sorunlarımız nedir? Çözüm önerilerimiz nedir? Fikrinizi de alın, gelin ve hep birlikte tartışalım, bir forum yapalım dedik. Dün yaptık bunu. Gayet de güzel geçti. Çok değişik kesimlerden insanlar geldi. Feriköy'de bir kafede yaptık. Geniş bir yerdi. Ve güzel bir forumdu değil mi? İnsanlar önerilerini getirdiler. Ve en önemlisi organize oldular. Ve işte kadınlar yarın bir toplantı, öbür gün bir toplantı yapacaklar. Öbürküler başka bir gün bir şey yapacaklar. Bir müzikli bando ekibi, sokak bandosu ekibi oluşturup sokaklarda dolaşacaklar. Buna karar verdi. Şişli farklı farklı mahalleler var. Değişik kesimler var. Yani Nişantaşı da Şişli'de, Nişantaşı Teşvikiye'de, Ok Meydanı Kuştepe'de Şişli'de, 19 Mayıs Mahallesi de Şişli'de, Feriköy Kurtuluş da Şişli'de. Onun aslında için her yere göre sosyolojik açıdan baktığınızda uçları da görebiliyoruz değil mi bu saydığınız semtlerden yola çıkarak. Yani yıllardır Şişli'de oturduğum için ben de Şişli için söyleyeyim yani neredeyse Türkiye'nin böyle mikrokozmosu. Yani Türkiye'deki
hangi hayatları varsa ve hangi farklılıklar varsa hem sosyoekonomik anlamda hem kültürel etnik vesaire anlamda onların hepsini kendi içinde barındıran bir şey. O toplantı çok güzeldi. Bu belediye meclisi adaylarına da baktığınızda mesela işte işçi arkadaş var, taşeron işçi arkadaş var. İşte barış anneleri var. Yani evet, direkt belediye meclisi adayı olarak kostümleriyle barış annesi evet, arkadaşlar var. LGBTİ arkadaşlar var. Evet. Sanatçı arkadaşlar var. Yani Şişli'yi, Şişli'de güçlü bir duruş ve güçlü bir pratik aslında Türkiye'ye dair de bir tür model oluşturma şansı verecek. O yüzden Şişli bizim için çok önemli, Beyoğlu bizim için çok önemli. Yine kadronuzda mimar ve şehir planlamacısı arkadaşlar da var, evet, bildiğim evet, kadarıyla. Yani Şişli dolayısıyla benim mahallem olduğu için söylemiyorum. Yani Şişli umutlu olduğunuz yerlerden birisi. Mutlu Bey, size bir de şunu sormak isterim. Bir eleştiri var. Eleştiri de şu. HDP, CHP'yi çok eleştiriyor. Ancak 10 yıldır kenti yöneten AKP'yi az ya da hiç eleştirmiyor. Bu doğru mu? Kesinlikle hayır. Yani bu nasıl diyeyim? algıda seçicilik. Ama tabii şöyle yani Kadir Topbaş ve AKP öylesine artık yani özellikle şu yerel yönetimler ve şehir denen şey açısından öylesine nasıl diyeyim ki emlen yekün ki öylesine yolsuzlukları ayyuka çıkmış ki öylesine kenti betona gömmüşler ki ve özellikle gezi sürecinde öylesine affedilmez kent suçları işlediler ki AKP'ye özel olarak paragraf ayırmaya bile değmez ama yoksa bizim hem seçim bildirgelerimizde hem adaylarımızın yaptığı konuşmalarda yani bir CHP'ye vuruluyorsa bir de AKP'ye kesinlikle vuruluyor. Bu şeye alışkın olmamak yani şey mantığı yani ya o ya bu gibi nasıl diyeyim dualist mantık. Biz yani ne o ne bu deyip kendi yolumuz da ilerleyeceğiz diyoruz. Dolayısıyla da her ikisini de gittiğimiz mekanda kim daha nasıl diyeyim politik anlamda etkili görünüyorsa ona vuruyoruz ve merak etmeyin yani AKP'nin en gerçek rakibinin HDP BDP bloğu olduğu yani seçimlerin sonunda Kürdistan'daki sonuçlardan da belli olacak. Buralardaki sonuçlardan da belli olacak. Yoksa AKP yani AKP'yi vurmamak diye bir şey mümkün mü? Yani kenti kaç yıldır bu hale getirenler onlar yani. Elbette onlar. Yani bakıyoruz mesela AKP'yi elbette vuruyoruz. Yani bu tabii ki mümkün değil hiç. Şöyle mesela AKP politikalarına bakıyoruz. AKP politikaları nedir? AKP politikaları sanki hani seçime yönelik politikaları şey gibi insanlara işte çeşitli vaatlerde bulunup İşte çeşitli desteklerde bulunup filan böyle bir saygısızca bir yaklaşım halkımıza karşı var sonuç olarak. Yani onları çantada keklik gibi görüyorlar. Biz asla öyle bir şey düşünmüyoruz ve hakikaten AKP'den oyların bu seçimde bize doğru geleceğini düşünüyoruz. CHP ile olan tartışmayı birazcık daha çok CHP'liler kendileri provoke ettiler değil mi aslında? Yani işte yok efendim oylarımızı bölüyorsunuz, bilmem şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz gibi bize öyle bir yani HDP'yi öyle yaklaştılar. Şöyle yaklaştılar aslında. Sanki bu ülkedeki en büyük mesele ve de en büyük hedef AKP'nin iktidardan gitmesi, AKP'nin yenilgiye uğratılması gibi koymayı istiyorlar. Yani alternatif de bunun alternatifi de kim olmuş oluyor? CHP olmuş oluyor. Yani sanki ikisi arasında bir yarışmış gibi. AKP gidecek, CHP gelecek. Bizim öyle bir anlayışımız olmadığı için biz AKP de CHP de gitsin ve halk gelsin. Biz kendimizi yönetelim. Kendi kentimizi kendimiz yönetelim. Kendimizi de kentimizi yönetelim. Özgürleşelim diyoruz. Yani CHP'den de AKP'den bu yakamızdan düşsünler istiyoruz sonuç olarak. Hı hı. Ama bunu şey yapıyoruz. Bu aynı şeyi biz referandumda da görmüştük. Anayasa referandumu. Biz boykot ettik. Biz evet ya da hayır demedik. Biz bu referandumu boykot ediyoruz dedik. O zaman da bize hayırcılar AKP'ye yarıyor demişti. Öbürküleri de şeye yarıyor demişti. Hayırcılar. Yani birbirine yaradığını iddia etmişti. Halbuki biz demokrasi, demokratikleşme, özgürlük ve adalet ve eşitlik yolunda hakikaten AKP'nin de CHP'nin de sistem partilerinin de neyi temsil ettiğini ve ne yaptığını, hangi politikayı götürdüğünü iyi bilerek kendi üçüncü yolumuzu
çizmeye muktedir olduğumuzu düşünüyoruz ve bunu yapacağız yani. Bütün dava budur sonuç olarak. Yani evet. o bir retorik taktik. Nasıl yani o tuzağa düşmemek lazım. Yani bunu diyerek aslında bizi CHP'nin kucağına itmeye çalışıyorlar. Yani bu bir aslında naif bir eleştiri değil. Yani siz yani CHP'ye sürekli diyorsunuz. Hayır. Yani bizim için bunların ikisi de birer düzen partisidir. Yani Mustafa Sarıgül yani Şişli'nin bir fotoğrafını çekin. İşte İstanbul genelinin fotoğrafını çekin. Yani Sarıgül belediyeciliği ile AKP belediyeciliğinin resmini yan yana koyun. Aynı. Dolayısıyla biz bunu teşhir edeceğiz. Tabii kusura bakmasınlar. Yani Sarıgül'ün dediği gibi yani tabii ki paramparça edeceğiz. Yani ikisinde oylarını tabii paramparça edeceğiz. Biz CHP tabanıyla CHP'nin politik liderliğini tabii ki ayırıyoruz. Ama CHP'nin politik liderliğine baktığımızda, Sarıgül'ün temsil ettiği şeye baktığımızda, genel olarak CHP belediyecinin temsil ettiği şeylere baktığımızda, aslında küresel kapitalizmin dünyanın her tarafına dayattığı şeyin bir kopyasını buraya uygulamaya çalışıyorlar. Tıpkı Topbaş'ın yaptığı gibi. O yüzden de biz gerçekten bir tarafta Düzen Partisi var, bir tarafta HDP, BDP bloğu var. Bu çok net ve bunu söylemekten tabii vazgeçmeyeceğiz. Tam da aslında siz Sarıgül'den bahsetmişken ben Ayşe Hanım şunu sormak istiyorum. Biraz önce aslında Şişli'nin demografik yapısını, sosyolojik boyutunu biraz anlattınız. Şimdi yıllardır Mustafa Sarıgül Şişli ilçesini yönetiyor. Şüphesiz seveni de var, karşı çıkanı da vardır. Bugün aynı isim CHP Büyükşehir Belediye Başkanı da İstanbul'da. Siz Sarıgül belediyeciliğini beğeniyor musunuz? Ya da sorunlu mu buluyorsunuz? Biraz bu perspektiften anlatırsanız. Tabii. Sarıgül belediyeciliğini sorunlu buluyorum. Hı hı. Yani Kadir Topbaş belediyeciliğini ne kadar sorunlu buluyorsam Sarıgül belediyeciliğini de o kadar sorunlu buluyorum. Üstelik Sarıgül'ün Sırrı Süreyya bir konuşmasında demişti ki Şişli'de bir tane yeşil bırakmadı, getirdiler İstanbul'a belediye başkan adayı yaptılar dedi. Haklı yani. Şimdi Sarıgül belediyeciliği ranta, çıkar hesaplarına ve müteahhitliğe dayalı bir belediyecilik. Yani bir yandan da reklama dayalı bir belediyecilik. Yani sürekli sanki bir halkla ilişkiler kampanyası yürütülüyor. Yani şöyle bir şey... Mesela gidip cemaat iyi bir şey yapıyor bir yandan, iyi şeyler yapıyor. Yani neden iyi şeyler biliyor musunuz? Bu yoklukta iyi gözüküyor bazı şeyler. Yani gidiyor Ermeni vatandaşlarımızı, Ermeni yurttaşlarımızın cenazesine çelenk gönderiyor. Veya işte bir azınlıkların bir cenazesine bir şey yapıyor. Okullarının boyasını yaptırıyor filan böyle şeyler. Yani... Peki düşünüyorum, soruyorum. Diyorum ki peki yani tamam bunu yapmak iyi bir şey. Hani bir duyarlılık gösteriyor böyle bir nefret söyleminden buraya bir geçiş. Peki nefret söylemine ilişkin ne yapıyor? Ayrımcılığa ilişkin ne yapıyor? Ergenekon Caddesi'nin adını değiştirmek için ne yapıyor? Veya efendim gerçekten ihtiyacı olan, hayatında bir değişiklik yaratacak olan, o içine kapandığı güvensizlikten dolayı içine kapalı hale gelmiş o cemaatleri daha açmak için, toplumun birbiriyle iletişimini güçlendirmek için ne yapıyor? Sıfır. Yani şöyle bir şey, ranta dayalı kentsel dönüşüm dediğimiz hadiseyi yapıyorlar. O kuleleri dikiyorlar. Her tarafı beton yapıyorlar. Nişantaşı'nı ışıl ışıl pırıl pırıl yapıyorlar. Çifte cevizler ve diğer onun dışındaki, Nişantaşı dışındaki arka sokaklar karanlık. Kadınlar sokağa çıkamıyor, yaşlılar sokağa çıkmaya çekiniyor. Yani böyle bir şey var. Nişantaşı pırıl pırıl yapıyor. O arada da esnaftan dolaşıyor Nişantaşı esnafından. Dükkan başına 5000 lira vereceksiniz yılbaşı aydınlatması için diye para zorla alınıyor. Yani zorla dediğim istersen verme yani. Böyle bir şey, bir şey zoru, çete zorundan bahsetmiyorum ama mecbur bırakılıyor. İnsanlar ihale aldığı zaman Şişli Belediyesi'nden bunun karşılığında bilmem nereyi bize bedava yap. PVC'lerini şuranın bedava yapıver şu şeyin deniyor. Yani böyle bir hiçbir şekilde şeffaf olmayan bir
gelir ve gider meselesi var. Ve hani diyorlar insanlar, hani bir sürü insanlardan alıyor bir şeyler, ne bileyim komisyon alıyor, şunu alıyorlar, bunu alıyorlar. Hiç olmazsa harcı o ilçe için. Ama ne kadarını harcadığını kimse kontrol edemiyor. Çünkü nelerin, ne kadar paraların döndüğünden net olarak kimsenin haberi yok. Çok büyük meseleler. Yani endüstri meslek lisesi denilen yılların okulunu yıkıp oraya bir AVM yapılması. Nişantaşı'nın ortasına Cities diye bir AVM yapılması. Likör fabrikasının, Ali Samiye'nin, buraların rezidanslar, siteler, yok AVM'ler, böyle böyle şeyler yapılıyor. Her taraf hakikaten gökdelen dolu. Hı hı. Yani altyapı hizmetlerini yapıyor olmasının, insan ki kimsenin bununla övünmemesi lazım. Bu belediyeciliğin asli görevi. Yapacak bunu. Peki yani. Siz dediniz. Çöpler toplanmıyor. Evet. Falan böyle şeyler var yani. Evet. Siz dediğiniz için bir soru sormak istiyorum. Şişli işte herhalde yanılmıyorsam en çok gökdelenlerin, AVM'lerin olduğu bir ilçe. Siz belediye başkanı olduğunuzda ne düşünüyorsunuz bu AVM'ler için, bu gökdelenler için? Kara kara düşünüyoruz valla. Yeşil yapmayacağımız kesin. Kesinlikle. Yani yeşilin bir kere şöyle bir şey. Ne yapacağımıza, biz en başta şunu söyleyeyim. Biz ne yapacağımıza hakikaten insanlarla birlikte oturup karar vereceğiz. Hiçbir şeyi halka sormadan, halkla birlikte, halk meclisleriyle, sokaklarla, mahallelerle konuşmadan hiçbir şey yapılmayacak Şişli'de. Yani bir kere yeşil artık çok ender bir şey. Herkes nefes alacak yer istiyoruz. Park alanı istiyoruz diyor. Fakat Şişli'de nefes alacak yer kalmamış. Biz kalan en küçük yeşili bile çok ciddi bir şekilde koruyacağız ve savunacağız bir kere. Yeni yeşil alanları da nasıl açacağımızı oturup halkla birlikte alacağız önümüze, mahallelere geleceğiz, diyeceğiz. Ne yapacağız? Yeşil istiyoruz. Peki nasıl yapacağız? Durum ortada. Biz bunu nasıl çözeceğiz? Yani bir Fulya Vadisi var Şişli'de. Burası Şişli'nin eski imar planında yeşil alan ve su havzası olarak ayrılmış bir alan. İmara kapalı bir alan eski planda. Bu Sarıgül zamanında imar açıldı bu alan. Fulya Vadisi şimdi yok oldu. Biz kalanı koruyacağız ve geriye nasıl döneceğiz buradan ona bakacağız. Yani ben şimdi oturup size diyebilirim ki şurayı yıkacağız, burayı bilmem. Ama şurası kesin. Kamudan alınıp özelleştirmiş alanları kamuya geri kazandıracağız. Burası kesin yani. Bunu yapacağız. Ve hakikaten ibret olsun diye yolsuzlukla yapılmış bazı şeyleri de hakikaten müdahale edip halkla beraber kararını verip yıkılması söz konusu olabilir. Yani düşünün, Okçular Tekkesi diye bir şey yapmışlar. Bu nedir biliyor musunuz? Bu şeyde Ok Meydanı civarında, oralarda yapılmış. Ve şöyle bir şey, burayı halka demişler ki, biz buraya, burada hiç park yok, biz burayı park yapacağız. Para toplamışlar, arsa toplamışlar, insan, orayı boşaltmışlar, kamulaştırmışlar falan. O iki sene durmuş. Ondan sonra Bilal Erdoğan'ın vakfına burayı devretmişler ve orası inşaat olmuş. Şimdi Ok Meydanı'nda halk kıyametleri koparıyor bir konu. Yani bunlar, böyle şeyler hakikaten yolsuzlukla yapılmış şeylerin de bir bedelinin olması, bir ibret olsun diye bazı şeylerin de yapılması gerektiğini düşünüyorum. Mutlu Bey, şunu sormak istiyorum. BDP ile HDP'yi nasıl buluşturacaksınız? Ya da şöyle sorayım. İstanbul'la Ahmet arasında nasıl bir köprü kuracaksınız? Bence o köprü zaten var. Yani şu anda HDP dediğimizde, HDP'nin kadrolarına baktığımızda, yani genel başkanımız zaten, eş genel başkanlarımızın ikisi de birer BDP üyesiydi. Ve kadrolar bağlamında da şu anda o iç içe geçiş hızla sürüyor. Tabii belli dirençler ve alışkanlıklar var. Yani Kürt hareketi çok uzun süre yalnız kalmışlık duygusuyla yürüttüğü müthiş bir mücadele sonucunda oluşmuş bir gelenek var. Onu aslında oldukça cılız kalmış. Geçen gün Ruşen Çakın'ın yazısını başlaydı galiba. Gitgide büyüyen, güçlenen ve bırakın Türkiye'yi, Orta Doğu ve dünya çapında bir güce dönüşen bir Kürt hareketi ve gitgide cılızlaşan bir Türkiye solu. Dolayısıyla bu dengesizlik tabii belli problemler yaratıyor.
Herkesin tabii belli çalışma alışkanlıkları var, getirdiği gelenekler var. Onların iç içe geçişi biraz süreç istiyor. Ama perspektif anlamında zaten yani hemen hemen diyorum yani hepimiz şu ortak program çerçevesinde bir araya geldiğimiz için bunlar mahallelerde çalışmalar sırasında yavaş yavaş gelişiyor. Çünkü yani bir taraftan çünkü hakikaten yelpaze şu anda çok ilginç. Yani bir tarafta LGBT'yi arkadaşlar var, bir tarafta alt orta sınıflardan arkadaşlar var, beyaz yakalı arkadaşlar var, Kürt inşaat işçisi arkadaşlar var vesaire. Yani bu kadar geniş bir ekibi birlikte uyumlu bir şekilde çalışır hale getirmek tabii belli bir süreç istiyor. Ama bu aynı zamanda bizim zenginliğimiz ve gücümüzün kaynağı. Yoksa ne bileyim işte bir mezarlık ziyareti yapıldığında ya işte bir dua mı edelim işte. Yani Türkiye toplumundaki o çeşitlilik ve şu son 20 yılda gitgide güçlenen cemaatleşme eğiliminin yansımaları mutlaka sol kadrolarda da oluyor. Herkes kendi çalışma tarzında ısrarlı olabiliyor bazen vesaire. Ama bir araya gelmenin yolu da zaten bunlarla yüzleşmek. Dolayısıyla ben umutluyum. Yani herkesin birbirinden öğreneceğinden eminim. Yani İstanbul ve yani Kürt Hareketi ve Türkiye solunun ortak politik hareketini gelişebileceğinden eminim. Zaten bu aslında iki tarafında yani bence tek çıkar yolu. Yani yani o şey eleştirileri var belki onu da bu kanalda söylemek gerekli olabilir. Yani Kürdileşmek mi, Türkiyeleşmek mi diye bir ikilem konuyor ya. Bu ikilem bence sahte bir ikilem. Ben tam tersine ancak ikisi birlikte yapılırsa ikisinin gerçekten yapılabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda da yani Türkiyelileşmek, diyelim Suriyelileşmek, İranlılaşmak, Kafkasyalılaşmak, Balkanlaşmak gibi neredeyse yani yüzyıl başında devrim bayrağı işte belki Rusya'daydı. Bugünün dünyasında belki uzaklarda Latin Amerika'daki bazı kıpırdamalar dışında önümüzdeki dönemin en gerçek politik alternatifi burada yeşermeye başlayan şey. Ve Türkiyelileşmek ve Kürdileşmek birbirini dışlayan değil, tam tersine iç içe geçen bir şey olarak düşünülmedi. Onu da yapacağız zaten. Ayşe Hanım, şimdi bir kesim insanların eleştirileri var. HDP, CHP'nin oylarını bölüyor diye. Ben geçen hafta programıma HDP Genel Başkanı Sabahat Hanım katılmıştı. Ona da bu soruyu sordum. Aynı soruyu size de sormak istiyorum. HDP gerçekten oyları bölüyor mu? Yani CHP bizim oylarımızı bölüyor olabilir mesela. Yani HDP yani CHP'nin bizim CHP ile bir alakamız yok. Yani CHP'yi bir alternatif, bir umut olarak görmediğimiz noktada CHP oyları bölmek diye bir kavram olamaz. Yani ancak kendimize ait oyları geri kazanmak olabilir. Yani kendimize ait dediğim Türkiye soluna, sırf sol bile değil, Türkiye ezilenlerine, Türkiye'nin bu var olan sisteme itirazı olanlarına, bu sistemle birlikte, bu şekilde, bu adaletsizlikle birlikte yaşamak konusunda bununla barışık olmayanları, bunun sol alanı olabilir, kendini sol diye henüz tanımlamayanı olabilir veya başka bir yerde duranı olabilir. Ama Türkiye muhalefetine, sisteme muhalif olanların kendi asli yerleriyiz. HDP budur. Yani Kürtler, Kürtlerin asli yeriyiz derken ben bile böyle bir duruyorum. Yani Kürtlerin asli, sanki Kürtleri kendi yerinden çalmıyoruz aslında. Çünkü HDP diye koyduğumuz şey ortaya aslında nedir? Bir farkına varıştır, bir farkındalıktır. Biz bu sistemi affetmek istiyoruz. Kürt hareketi, Kürt özgürlük hareketi ve Kürt halkı 10 yıllardır bu sisteme karşı bir mücadele yürütüyor. Şimdi bunun değişmesi, özgürleşmek, demokratikleşmek, adalet ve eşitlik sağlamak sadece Kürtlerin tek başına yürüterek bu devletle elde edebileceği bir şey gibi gözükmüyor. Yani ancak bir yerden vuruyorsun çünkü o öbür taraftan beslenmeye devam ediyor. Şimdi burada bizim topyekün Türkiye'de zaten Kürt Özgürlük Hareketi'nin de böyle bir perspektifi yok. Yani sadece kendisi için bir şey
yapmak istemiyor. Türkiye'yi demokratikleşmesi, Türkiye'nin demokratikleşmesi diye bir perspektif var ortada. Şimdi o zaman biz bunu nasıl yapacağız? Türkiye'nin demokratikleşmesini katılımcılık diye de bir felsefemiz, bir bakışımız olduğuna göre Türkiye'nin hem doğusunda hem batısında herkesle birlikte yapmak diye bir meselemiz var. Yani HDP böyle bir yerde duruyor. HDP böyle bir projenin ürünü, bir sonucu veya böyle bir sürecin bir adımı. Nihai, illaki, illelebet anlamında değil. HDP ve HDK. Esas olarak yani HDK, o kongre hareketi meselesi böyle bir şey. Eksenimiz de bu olduğu zaman bütün ezilenlerin dertlerini, bütün muhalifin derdini kucaklamak diye bir şey olduğu zaman bunu başaramamış olabiliriz henüz. Bu bir süreç meselesi. Muhtun'un da dediği gibi yani başaramamışızdır. Ama derdimiz bu ve eksenimiz bu. O zaman kendimize yönelik öz eleştirimiz de, eleştirimiz de, ayarımızı da, düzeltmemiz de buna göre yaptığımız zaman bunu başarmamamız için hiçbir neden yok. Dolayısıyla biz CHP'nin oylarını bölmüyoruz. Hayır. Biz oyları ezilenlerin, muhaliflerin, bu sistemle derdi olanların oylarını asli yerine geri gelmeye çağırıyoruz. Oy çalmak diye bir şey var biliyor musunuz? Yani oy çalmak sadece sandıkta gidip işte sandığı çalmak, oraya oy atmak, bilmem ne yapmakla ilgili bir şey değil. İnsanların ehvenişer deyip ah ne yapacağız işte oylar, bu bir oy çalma mekanizmasıdır. Artık biz insanların oylarını çaldırtmayacağına ve oylarını kendi gerçek sahiplerine, yani kendi sözünü savunana esas olarak hani bunu vereyim de belki daha iyi yapar. Yani AKP'den daha iyi neyi yapar CHP acaba? Ben merak ediyorum yani. Ben hiçbir şey yapacağını düşünmüyorum daha iyi. Üstelik de bu müzakere sürecini, barış ve çözüm sürecini öyle bakacak olursak AKP yürütüyor, CHP yürütmüyor yani. CHP buna karşı çıkıp duruyor sonuçta. Bunu söyleyeceğim. Bunu soran arkadaşlar dönüp CHP'ye şeyi sormalı. Çok basit tek bir hareket var. CHP ben barış sürecinde en az AKP kadar tavır alacağım desin. CHP belediyeciliğe gelirsek CHP çok dilli belediyeciliği yapacağım desin. Ondan sonra bakarız. Ama ne dediler bize? Gizlice siz destekleyin ama biz kamuoyuna söyleyemeyiz. Kürtler bizi, HDP bizi destekliyor falan filan. Yani şimdi böylesine bir yani bunu önermesi bile hakikaten abes. Yani şu Ecevit Karaoğlan'dan biz bu hikayeyi biliyoruz. Yani 70'lerin 30'a Türkiye solu bir kere düştü. CHP'yi o dönemde destekledi ve CHP'nin daha sonra kendisini destekleyen sola ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla yani tam tersine CHP bizim oylarımızı bölüyor, bölmesin lütfen. Peki Mutlu Bey, tam da bu noktada siz HDP olarak kendinizi yeteri kadar topluma anlatıyor musunuz? Ya da sokağa çıktığınızda toplum size nasıl bakıyor? Vallahi yani yerine göre değişiyor. Ama açıkçası yani provokasyon olmadığı sürece, ki bu topraklarda bu provokasyon geleneği biliyorsunuz çok eski ve hemen hemen hep devletin eliyle gerçekleştirilmiş bir şey. Bir provokasyon olmadığı sürece ve halkla oturup konuşabildiğimiz zaman en uçta ve en bize mesafeli olarak masaya oturan bile aslında bir yere kadar ikna olmuş olarak kalkıyor. Dolayısıyla demin söyledim. Çünkü insanlar aslında AKP'ye verenler de, CHP'ye verenler de el mecburiyetinden veriyorlar. Bir tür yani bir tür nasıl diyelim tamam yiyorlar ama çalışıyorlar gibi bir argümanla veriyor. İşte o olmasın da kim olursa olsun diye veriyor. Oysa HDP yani hem halkın diliyle konuşuyor hem halkı direkt temsile çağırıyor ve kendi sesini kendi sözünü söylemeye çağırıyor. Dolayısıyla bir kere temas kurulduğu zaman bariyerler iniyor. Ama tabii önümüzde çok fazla engel var. Medyadaki tekelci yapı var. Efendim şu internet yasayla işte daha başka sosyal medya olanaklarımızı kısıtlamaya çalışacaklardır. Ama bence bu aşılmayacak bir şey değil. Ve tekrar söylüyorum yani bir kere temas kurulduğunda bir kere insanlara mesajımızı şehir senin, şehrimizi ve kendimizi birlikte yöneteceğiz dediğimizde ve programımızı ilettiğimizde insanların hemen hemen çok azı bize kategorik olarak karşı çıkıyor. O anlamda program başında da söylediğim gibi ben umutluyum. Peki programımızın sonuna geldik. Ben son bir soru sormak istiyorum ama bu soruyu ikinci de sormak istiyorum. Biz 30 Mart akşamı bizi nasıl bir Türkiye bekliyor? Önce lütfen Ayşe Hanım sizden alayım, sonra Mutlu Bey'den.
30 Mart akşamı bizi demokratik özellikten, Kürt sorununun çözümünden, özgürleşmeden, kentimizi katılımcı bir şekilde biz yöneteceğiz anlayışına verilen, yani bütün bunları destek veren değişimi, kökten bir değişimi, radikal bir değişimi, köklü bir demokrasiyi, radikal demokrasiyi den yana ağırlığını koyan ve yani bu iktidarların ve bu sistemin temsil ettiği ne varsa bunu itirazlarını dile getirmiş bir Türkiye göreceğimizi düşünüyorum. Yani çok büyük bir şaşkınlığa uğrayacaklar. Biliyor musunuz 2009 seçimlerinde, belediye yerel seçimlerinde bu o zaman ben çok ilgimi çekmişti. Kürdistan'daki mitingler, gösteriler, şunlar bunlar hiç burada ana akım medyada yayınlanmıyordu. Ve böyle bir pompalama işte AKP orada şöyle kazanacak, böyle olacak. Bu tarzda gidiyordu burada medya. Ben izliyordum internetten, öbür taraf, nereden bulursam o ne oluyor diye izliyordum. Ve ben diyordum ki Kürdistan'da çok müthiş bir çıkış olacak. Bekliyordum da, herkes çok şaşırdı burada. Takip etmiyorlar çünkü ne olup ne bittiğini. Hem Kürdistan'da hem burada mevcut gidişata karşı hem yolsuzluğa, hırsızlığa, hem Gülen cemaatinin yaptığı yargıdaki ve cezaevleriyle ilgili yaptığı her şeye ve hem de tekçiliği dayatan, çok dilliliği, çok kültürlülüğü yatsıyan, o inkarcı, imhacı, o Kemalist sistemin zihniyetini temsil etmeye devam eden CHP'nin politikalarına karşı çok büyük bir itiraz ve bir tokat gibi bir sonuç bekliyorum ben. Mutlu Bey, nasıl bir Türkiye? Ben emin değilim, şey anlamında emin değilim. Bir kere bir ön koşul var, yani onu da şimdi buradan söylemiş olmak lazım. Yani her sandığa çok iyi sahip çıkmamız lazım. Onu örgütlemeye çalışıyoruz zaten. AKP sandık imamları diyor, biz öyle demiyoruz tabii ama her sandığın başında bir kere oylarımızın hepsine sahip çıkarsak ve hükümete, iktidara artık yani hile yapma olasılığı olan her kim varsa buradaki bir hilenin bedelini çok kötü ödersiniz ve altından kalkamazsınız mesajını çok net iletirsek bu koşullarda ben 31 Mart günü çok güzel bir Türkiye'ye uyanacağımızı düşünüyorum bizim açımızdan, yani HDP, BDP açısından. Ama genele baktığımızda şeyin, seküler kesimlerin umduğu o müthiş AKP yenilgisi olur mu, onunla emin değilim. Dolayısıyla sonrasında yine Türkiye çok hareketli günler yaşayacak diye düşünüyorum. Yani biz ana muhalefete bize oturacağız en de sonunda. HDP, BDP bloğu. Ama diğer kesimler çok güçlü, nasıl diyeyim, türbülanslar yaşayacaklar. Dolayısıyla genel seçimlere kadar çok sıkı durmak, çok örgütlü durmak ve çok nasıl diyelim, yaşanan her şeyden ders çıkararak proaktif davranmak gibi bir görev önümüzde. Onu örgütlemeye çalışıyoruz. Ama ben HDP, BDP açısından önümüzdeki dönem çok iyi işaretler verdiğini ve düzen güçleri açısından da çok ciddi sıkıntılar yaşanacağından eminim. Bu bölümden eminim. Ben programı... Biz kazanacağız. Tabii, buyurun. Şöyle bir şey, nasıl kazanacağız üstelik de biliyor musunuz? Yani bunlar birbirlerine öyle bir girmiş vaziyetteler ki biz kazanacağız. Ben inanıyorum buna. Hakikaten biz önemli başarılar elde edeceğiz bu şeylerde, bu seçimlerde. Ben de başarılar diliyorum. Programımıza katıldığınız için her iki konuma da teşekkür ediyorum. Evet değerli Metin Uç'e izleyicileri, Demokrasi Meydanı programında bugün Halkların Demokratik Partisi İstanbul Şişli Belediye Eş Başkan Adayı Sayın Ayşe Berktay ve yine HDK Yürütme Kurulu üyesi Mutlu Öztürk konuklarımızdı. Haftaya başka konu ve konuklarla buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.